Şimdi bizim bazen hani gergin olabileceğimiz, risk taşıyan yayınlarda biz tarafları bir arada bulundurmak yerine hemen yan taraftaki stüdyomuz var. Orada bu iletişimi sağlıyoruz. Ama avukatımızın da isteğiyle elveda için de sanırım şu saatten sonra sorun yok. Bu kadar insanın içerisinde onların bir araya gelmesi sakıncalı değil. Sakıncalı değil. O zaman Soner Uysal'ı ben buraya davet ediyorum. Buyurun gelebilirsiniz. Çok sağ ol. Soner Bey ne haber? İyi, sağ ol. Hoş geldin. Teşekkür ederim. İki günden beri seni dinliyoruz. Evet. Bugün Elvida'nın günü. 23 Şubat sabah 8.30'da evden çıktın gittin ama aslında bu planladığın bir şeydi değil mi? Evet, kafamda tabii ki planladığım bir şeydi. Ben size şöyle bir şey diyeyim. 15 gün öncesinden planlanan bir şey. Bana 15 gün önce küpemi kaybettim dedi. 15 gün önce. Küpeyle alakası olan bir şey değil asla. Bunu... Peki ne kadar süre önce planladın? Gidiş, yani gitme şeyini, planını iki gün sonra arkadaşımla konuşup planladığım bir şey oldu. Ama bitirme konusunu zaten kafamda bitmişti. Evliliğiniz kafanda bitmişti. Evet. O bitişte aslında bir anlık bir karar olmuyor. Belki küçük bir şey o bardağı dolu bardağı taşırıyor. Neydi o mesela? Yani o evlilik nasıl bitmeye başladı? Nasıl bitmeye başladı? İlgisizlik, alakasızlık... çocuklarımla ilgilenmemek, yani sadece bunlar değil tabii ki. Sözle şiddet, psikolojikmen şiddet, kardeşlerimden ötürü şiddet, görüşemezsin, gidemezsin gibisine. Senin kardeşinle mi? Evet. Kardeşin cezaevinde. Evet. Onunla görüşmeni mi yasakladı? Aynen. Gidemezsin dedi. Öyle bir şey yaptığın an bu eve bir daha giremezsin dedi. Benim kardeşim, canım ciğerim, nasıl gidemem? Bir hata yaptı diye, yani benim de mi görüşmemem gerekiyor? Benim arkasında durmam gerekmez mi böyle bir durumda? Ne olursa olsun, herkes hata yapar. O benim bir parçam yani. Hiç beraber kardeşin cezaevine ziyarete gittiniz mi ya da seni götürdü mü? Hayır, götürdü. Şöyle götürdü, kendisi içeri girmedi ama onun üstesinden hani beni götürme şeyine daha sonra karar verdi. Yani kafasına anlam veremiyorsunuz Esra Hanım. Bir öyle düşünüyor, bir böyle düşünüyor. Ya anlam veremezsiniz. Sever miydin yani evlendiğin günden, belli o kafanda bitirdiğin güne kadar? Yani Soner senin için ne ifade ederdi? Nasıl bir adamdı, nasıl bir babaydı? Soner benim bir kaçışım oldu. Benim ailemden çektiğim sıkıntılardan dolayı Soner benim bir kaçışım oldu. Bunu kendisi çok iyi biliyor. Bir kaçışım oldu yani. Ben, o kaçış, şimdi iki tane de evlat var ya, böyle evet. Kaçış gibi göstermeyelim isterseniz. İlk baştan bahsediyorum ben yalnız. Evet. Tabii ki daha sonrasında bir düzenim olsun. Bir evet. Hani bu işe giriştin artık, bir düzenim olsun, bir yuvam olsun istiyorsunuz. Evet. Ama daha sonrasında bakıyorsunuz ki bir şeyler ilerledikçe bir şeyler de değişmiyor. O insan aynı kafada devam ediyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. Nasıl? Sabrediyorsunuz, susuyorsunuz ama değişmiyor yani. Nesinin değişmesini isterdin Soner'in? Yalan var, dolan var. Nasıl yalanlar? Her konuda yalan, küçücük bir şey için bile yalan. Telefon açıyorum, neredesin? Yani olmadığı yerde olduğunu söylüyor. Bu tür yani ufak tefek bu şekilde yalanlar. Tabii ki büyük yalanları da var. Ama yani tamam onları es geçiyorum. Hani ya şunu söylüyorum... Bana yalan söyleme. Çevrene karşı o beni alakadar etmez. Ama bana karşı yalan konuşma. Ben senin ailenim. Bana dürüst olmak zorundasın. Aynen öyle. Yani, çalışmaz dedin. Şöyle söyleyeyim. Bana diyor ki 4 ay çalıştın. Ben işten çıktı. Bir düzeyde çalıştı. Ondan sonrasında rahmetli annesi babası hayattayken çok annesinin babasının yanında kaldım. Çok çalışmamazlıklar yaptı. Hani ailesi destek çıktı. Ama biz zamandan sonra çocuklarım biraz büyüdükten sonra ben başladım çalışmaya.
elimden geldiğince. Ameliyatlar geçirdim diyor. Aynı ameliyatları fazlasıyla ben de geçirdim. Apantis ameliyatı ben de geçirdim. Böbrek ameliyatı 2-3 defa geçirdim. Onun gibi bir defa geçirmedim. Cevap hak kalabilir miyim? Hiç iyi özelliği yok mu bu adamın? Ya iyi özelliği tabii ki vardır. Ama kötüler onu bastırıyor yani. Peki. Soner, tabii ki girebilirsin, konuşabilirsiniz. Şimdi yani kardeşim, sizi karşı karşıya getirmemizin sebebi kardeşim, kavga etmeden o iletişimi sağlayabilmek. Kardeşim cezaevine girdi diyor. Beni evet. göndermedi diyor. İlk kardeşi cezaevine girdiğinde çok gittik geldik beraber. Hesabına para yatırdık geldik. O ilk önceydi. Bu bir saniye. Sen konuştun ben zaten. Sustum. Ben konuşuyorum sen sus. Ondan sonra ikinci kez girersen dedi gelip gitmem kardeşim dedi. Aklını başına al dedi. Kardeşini aldım işe koydum. Hı hı. Oğlum dedim bak dedim her gece 12 İstanbul'da çalışıyoruz beraber. Gözümün önünde dur güzelce çalış. Laf gelmesin. Yola gitmediğin zaman gel yanımızda kal. Ondan sonra 3-4 gün çalıştı. Bir duyduk ki Hakan bir olaya karışmış cezaevinde. Dedim ki hanıma 2-3 gün 2-3 hafta gitme. 2-3 hafta gitme akıllansın. Ablam niye gelmiyor gitmiyor. Demediysem yalan desin. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey olamaz. Tamam ben babana da söyledim aynısını. Ben böyle böyle konuştum diye. Kardeşi hakkında. Baban da canlı şahittir buna. Baban da bağlanabilirse bağlansın, konuşsun. Müsaade eder misin? Benim tarlafım bitmedi. Ben o cevapları veriyorum şu an Esra Hanım'a. Ondan sonra annesi gelin yanında kaldım diyor. Ben gittim 3 ay Bayburt'ta çalıştım. Boş kaldım. Bacanamın yanında çalıştım. Geldiğim gün akşamına İzmir'e çalışmaya gittim tekrar. Eşimi çocuğumu gördüm. 4 saat, 2 saat uyku uyudum. Tekrar İzmir'e çalışmaya gittim. Bunlar hiç göz önünde yok. Bunlar var. Tabii ki göz önünde var. Ama çalışmayıp da bir şeyleri ödeyemeyip de annesinin yanına bırakmasını anlamıyorum. Hiçbir sıkıntısı yoktu yani. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Bıraktığın bazen çok insanların oldu. İnsanların tercihleri oluyor bu çalışmamak. Yani kimileri yan gelip yatmayı sever. Birileri tarafından hep bakılmayı ve gözetilmeyi. Kimileri de alın teriyle kazanırlar. Ben iş yok. Yani sürekli hani ben temizlik şirketlerinde çalıştım. Bir şekilde hani o evi geçindirmek amaçlı. 2 gün çalıştı, 3 gün çalıştı. İki gün, ondan hayır, sonra böbreğim hayır, ağrıyor, hayır. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Ama rahatsızdım. Rahatsız olmama rağmen devam ediyordum. Devam ediyordum. Bu sürekli gidip geliyordu iş yok. Gidip geliyordu iş yok. Ne yapabilirim? İş yok. Bundan dolayı da benim şikayetim oldu. Bu şikayetler ne zamana dair? Yani ne kadar bu boş İlk sizin evden gidişinizden ne kadar önce? İlk çocuğumuzda. Yani önceler 2013 tabii ki. Yılında. Tabii yok. 2013, hayır. 2005, 2006. Çok önce yani. Ya çok evet, önce de yani. 2005, 2006. Demek istediğim hani başlardan başlıyorsak eğer bunları böyle anlatıyorum. Şöyle durum var. Tabii ki daha sonrasında bunlar devam etti. Daha bundan 3 sene önce biz şu an... Yani evden ayrıldığım yere taşındığımız zaman 5000 evler semtine orada da çalışmadı. Orada da ben çalıştım bir şekilde. Daha sonrasında çalışmaya başladı. Elvida Hanım. Bir saniye avukat bey. O cevabı vereceğim. 5000 evlere taşındığımız zaman. Evet. 5000 evlere taşındığımız zaman Elvida Hanım bir kapıcılık işi buldu. Soner dedi buraya taşınalım. İşimizi gücümüzü beraber yaparız. Ben ilk önce taraf olmadım. Adımı bilmiyorum etmiyorum. Ondan sonra 5000 evlere taşındık arkadaşımın arabasıyla. Taşıdık eşyayı. Sitede çalışıyoruz. 3 ay, 4 ay beraber temizliğini yaptık. Çalıştık, baktık maaşımı alamıyorum. Şimdi oraya da yeni gelmişim. Kimseyi tanımıyorum. Sadece şu soruyu soracağım. Taraflardan birinin çalışmaması, eğer 2 tane çocuk varsa o evliliğin bitmesine sebep midir? Sebep değildir tabii ki. Ama bir çaba yoksa... Sebeptir. O zaman ben bu zamana neden kadar boşa çaba yok? Yapmışım. Bu zamana kadar. O çalışmama bilinçli evet. olması lazım. Çalışmamanın tabii. altında asıklı gerçekten olması. Bir efor evet. sarf eder, emek ama kendine geçici bir dönem iş bulamayabilir. Ya da bir hastalık olabilir, çalışmayabilir. Bir de artık eskiden farklı olarak kanun şöyle diyor. Eşler emekleri oranında evlilik birliğinin giderlerine evet. katkı sağlarlar. Emekleri ve mal varlıklarıyla. Tabii ki. O belirli bir süre varsa bir de hep tabii bunlar sizin o bardağı dolduran şeyler. Son damla bu değil belki ama. Değil. Boşanmada da şimdi izleyiciler de şunu bilmelerini istiyorum. Siz eğer belirli bir sorunu yaşayıp daha sonra o sorunu hoşgörüyle karşılamışsanız. O defter kapandı.
onu artık boşanma davasında karşı tarafına kusur isnadında boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında artık onu ileri süremezsiniz. Ben bir kusur değildir. Meslektaşım çok özür dilerim. Ben burada araya girmek durumundayım. Tabii. Ben görüştürmeye başladıktan sonra özellikle çocuklar için araya girdikten sonra benim telefonuma mesajlar atıp görüşmek istediğinizi söylüyordunuz. Evet aynen ben atıyorum. Özellikle çocuklar. Evet. Sonuçta annesidir. Görmek zorunda. Ben görüştürmeyi yaptıktan sonra Elvida'dan şöyle bir şey duyuyordum. Çocuklarımla beni görüştürmüyor. Direkt telefonu alıyor. Ve başlıyor bana hakaret etmeye. Asla. Ben inanmadım. Aynen. Dedim ki Soner bunu nasıl yaparsın? Bak ben görüştürüyorum, araya giriyorum. Çocuklar için görüştürüyorum. Ama Elvida Hanım bana senin hakaret ettiğini, küfrettiğini söylüyor. Sonuçta benim telefonum çalıyor, ben açmak zorundayım. Bunu da konuşalım mesela. Evet. Elvida bunu avukatına söylüyor. Yani her türlü ortam sağlanıyor. Çocuklarla görüşeceksin ama sen sürekli telefonda Elvida'ya hakaret ediyor musun? Sadece bir sefer ya da iki sefer etmişimdir. Hayır Esra. O bana ettikçe ben de mecbur patlıyorum. Benim elimde bunlar... Bana yalan söyleme. Bunları belki kullanamam ama benim elimde ses kayıtlarım var. Evet. Benim de var. Telefonum bana bu burada şekilde dinletebilirim. Beni hatta tehdit edip bu şekilde avukatın beni beş gün önce için... aradı. Bir saniye. Avukatın beş gün önce aradı. Sen dedi benim müvekkilimin arasına giremezsin diye. Ben benim senin ağzımdan konuşmalara karşı kullanabilir. Hayır, benim ağzımdan konuşup da ben size ne dedim avukat bey? Benim, bir saniye. Bir saniye avukat ilgili bey. Bir takım ithamlarda bulunmuşsun. Hayır bir saniye. Ben size de ne dedim? Beni karıştırma avukat lütfen. Avukat bir saniye. Dedim. Şimdi ben dedim böyle öyle bir şey dediysem dedim. Benim avukatım suç benim olsa, ama demedim. Aynı problemleri yaşasa siz benim avukatımsınız siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye sorarım. Aynı şekilde, ama evet. Bir uğraşırsam diyor çok uğraşırım diyor. Yani ben dedim beni ki avukat bey, avukat bey dedim. Bunu dedim size kim dedi? Muhatap alır ve işte senin avukatın bile... Avukatın uğraşacağı şey hukukidir. Ama hukuki, bu kelimesine ben çok kızdım. Çünkü İlyas Bey beyefendi birisi, çok iyi birisi. Ben hakkını yiyemem. Şu önemli bak, şu önemli. Sen benim hakkımda... Elvida Hanım çok güzel yalanlarla doldurmuş, yapmadığım şeyleri vermiş. Allah razı olsun. Derya Hanım güzel doldurmuş. Asla yalan değil. Bana yalan söyleme Elvida Hanım. Soner sakin, biz sonuçta aldığımızı anlatırız. Hep buraya kadar... Ne işin varsa avukatım. Ben sana bu zamana kadar kötü bir söz söyledim mi? Çocuklarını göremezsin dedim mi? Dedin. Sen bana ne dedin? Ben dedi senden bir boşanayım dedim. Çocukların ağasını göremeyeceksin dedi. Bunu neden söyledim? Bana neden karşı söyledin? Ettiğin hakaretlerden dolayı. Bir an bana önce bu şekilde benden boşan... Bir an önce bana boşan... Bu şekilde... kabul etmiyorum Esra. Birbiriniz sözlü olarak böyle tehdit ettiniz mi? Bana böyle davranırsan çocukları göremezsin. Sen bunu yaparsan getireyim isterseniz göremezsin. Telefonunu. Kendisi söyledi. Ses kaydı dinleteyim. Kendisi söyledi bunları bana. Geçeceksin kendisi söyledi. Ama bu şekilde bana itham ettiği için, bu şekilde hakaretlerde bulunduğu senin için bir kere yazılı sen böyle yok hakaret edin. Edersen dün dedi. Ezber okuyordu, sen şimdi de göremezsin okuyorsun. Bu çocukları diye yani bu şekilde konuştum. Yani hakaretler size yönelik ya da taraflara yönelik ama cezalandırılan niye çocuklar oluyor? Evet. Aynen. Bakın, şimdi ben madem kötü babayım niye bırakıp gidiyorsun? Niye bırakıp gidiyorsun? Yani o evliliği birlikte yaşıyorsunuz. Sorun yaşanmaya başlayınca evet sorun ikinizin arasında ama... Kendinize yönelen, tehdit içeren, hakaret içeren sözcükler olunca çocuklar yani ben senden boşanırım diyebilirsiniz. Haklarımı sonuna kadar ararım diye. Ama ben sana çocuğu göstermem. Çocuk sizin, yalnızca size ait bir şey değil. İşte bunu ilk çocuk önce... Çocuk müşterek çocuk. Hayır. Madem ben kötü zaten babaysam niye bırakıp gidiyor? Zaten kanunen de böyle bir hakkınız yok. Zaten meslektaşım takip ediyor. Tabii, geçici velayetle en kısa sürede düzenlenecektir. Kişisel münasebet orada kısas sizin gösteririm göstermeme meselesi de değil zaten. Ama bunu silah olarak kullanıyor olmanız kendisi gerekiyor. Kullanıyor. Yani... Şu kendisi anda kullanıyor. Kendin söyledin bunu şeyler... ilk önce. İlk önce kendin söyledin. Uydurma Soner. Konuşma. Ya bu insanla karşı karşıya batıyorsun, gelmem bile hata aslında batıyorsun, da bir şekilde batıyorsun. Hani belki normal bir şekilde konuşuruz diyerekten geliyoruz ama bu insanın içini tanımıyorsunuz. Hayır sen Esra konuştukça Hanım batıyorsun. Ben kötü ben babaysam niye bıraktın çocukları? Ben batıyorsam karşıma çıkmayacaksın bana o zaman. Bana çocukları? Niye bıraktın? Onu soralım Elvida Hanım'a nasıl bir babadır Soner Bey, nasıl bir babadır? Nasıl bir babadır? İlgisiz, alakasız bir babaydı. En son artık çocukları tabii ki kendine çektiği için, ben gittiğim için çocukların gözüne tabii ki ben suçluyum. Çocukların gözünde öyleyim. Çocukları mesela giderken niye yanına almadın? Evet. 23 Şubat sabahı. Bir susar bir saniye, mısın? Bunu ben soruyorum. Bak, pardon. Senin sorman onu geriyor ama aynı soruyu ben sorduğumda hani daha açıklama yapacak. 23 Şubat'ta not bırakıyorsun. O destek sizi alsın. Bir gün alacağım.
beni suçlamayın, sizi bir gün alacağım diyorsun. Niye hani o ilgisiz, alakasız babaya bıraktın çocukları? Neden bıraktım? Çocuklarım zaten büyüktü. Kendilerine sahip çıkabilecek durumdalardı. Ha, çocuk sonuçta tabii evet. ki kendine sahip çıkamayacağı noktalar olur. Ama okulları vardı. Okulları bitene kadar ben de bir hayat kurarım, bir düzen kurarım. Çocuklarımı yanıma alırım dedim. Ama bu ben sana demedim bıraktım. Mi? Boşanalım, güzellikle olsun. Ben seninle güzellikle bir şey yapmaya kalktığımda aynı bu tepkileri görecektim. Aynı bunları görecektim. Senin tehditlerini, hakaretlerini, vay. Ailem tarafından, senin tarafından, akrabalar tarafından bunları görecektim. Bir saniye. Senin kendi akraban. Benim akrabamı karıştırma. Benim akrabalarımı karışma. Tamam, soy ismimiz aynı ama hepsinin kendi akrabandan tehditler geldi. Benim akrabamdan bir tanesi arayıp... Senin yüzünden bunların hepsi. Bir tanesi bir niye kişi... Niye onun yüzünden Elvida? Millete karşı farklı ifade ediyor kendini çünkü. Nasıl ediyorum? Olduğu gibi değil, hatalarıyla değil ya da doğrularıyla değil de farklı bir şekilde. Ama senin sadece... ailen niye sana inanmayı tercih etmeyip Soner Bey'e inanıyor? Şöyle söyleyeyim, zaten bana sahip çıkmadılar ki hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde sahip çıkmadılar. Bunu bilmediğimiz olmadı. Bir normal evet, hayatın yani, olağan akışı içerisinde bu mümkün değil. Annen konuştu, Soner anlattı. Senin ailen sana sahip çıkmadı. Çıkmadı. Hiçbir şekilde sahip çıkmadı. Kendisi de biliyordu. Benim arkamda duracak kimse olmadığı için zaten bunları yapabiliyordu. Kendi ailenden ne istersin? Nasıl davranmanı istersin? Ya bana istersin? Sahip çıksınlar. Bir sorunum olduğumda, bir sıkıntım olduğumda arkama geçip bir tartışma yaşadığımızda bu neden oluyor diye bir ortak yol bulsunlar. Bu saatten sonra onlardan isteklerin var mı? Bu saatten sonra bir isteğim yok. Ne? Ben duyacağımı duydum. Gerek yok artık yani. De duydun. O duyduğun. Duyduğum da sonuçta bir şey değişmeyecek yine. Yine aynı olacak. Yine aynı sahipsizim. Emin yani misin? Hiçbir sen şekilde... kaçtın kaçalı ben arkanda dört döndüm. Avukat Bey'i 100 kere aramışındır. Abi görüşelim görüşelim. Evet. Geliyorum ben oraya. Ben dedim ki hatta Avukat Bey'den ben mesaj attım. Sizden bir akıl danışabilir miyim dedim değil mi Avukat Bey? Evet. Ondan sonra çocukların dedim, nakdini buraya alamıyorum. Çocuklar dedim okulunu bitirsin Safranbolu'da. Okullar kapanınca inşallah dedim geliriz dedim. İstanbul'a geleceğim dedim. Evet aynen. Yerleşeceğim dedin. Ben tekrar senin bu ısrarın üzerine evet. yani çok bir erkek olarak tabii şaşırdım. Aynen. Yani beni istemeyen bir bayan, ısrarla boşanmak istediğini söyleyen, suçlayan bir bayanın karşısında sen hayır ben onu istiyorum. Evet arkasında durmak istedim. Arkasında baktım durmak kimse istiyorum koşmuyor deyince, arkasında. Çocuklarımı aldım koştum arkasında. Elvida Hanım'la bir daha görüşmek ihtiyacı hissettim. Evet. Özel olarak aldım A'dan Z'ye. Evet. Yani o fiziksel, psikolojik... Belki başka şekilde şiddet içeren neler varsa, seni istememesi gereken neler varsa anlatmasını istedim. Doğrudur. Bunlar tabii mahkemeye yansıyacak olanlar vardır. Evet. Yansımayacak olanlar vardır. Çocukların ileride rahatsız olmaması, rencide olmaması için aynen. aslında her şeyin ortaya dökülmemesi gerekir. Evet, aynen. doğru. Sonuçta ailesi tarafından dışlanmış, evliliğinde istediği mutluluğu ve huzuru bulamamış bir bayan